Merhaba. Uyandım sandım ama rüya görüyorum galiba. Kimse var mı içeride? Yok. Gel. Hayrola? Süngün düşmüş bakıyorum. Ne oldu, cicim ayları bitti mi? Vay be! Kürkçü dükkanına döndün sonunda. Sana dedik fazla hayale kapılma diye. Bu ne? Bak bakalım ne. Hepsi senin. Sen de İstanbul'a ilk geldiğinde böyle bir yola düşeceğini bilmiyordun. Zararın neresinden dönersen kârdır. Bırak artık bu işleri. Ne diyorsun kızım sen? Bu yol yol değil Sami, sen de biliyorsun. Al bu parayı, dön memleketine. Orada bir iş falan kurarsın kendine. İnsan gibi yaşarsın. Dalga mı geçiyorsun benimle? Ya daha ne kadar Bilal gibi heriflerin maşası olacaksın? He? Bütün pis işlerine koşturacaksın, kullandıracaksın kendini. Bak ben sana başını yeniden kaldırman için bir fırsat veriyorum. Sen de kendine bir şans ver. Nereden buldun bu parayı? Ha? Mustafa Köşe mi aldı? Ne dümen döndürüyorsun sen ya? Ben kendimi kurtardım Sami. Yakında gidiyorum buralardan. Sen de git, sen de kurtul. Çık şu pisliğin içinden. Temizle kendini. Sen ciddiysin. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum işte bir yerlere. Mustafa ile beraber mi? Yalan söylüyorsun. Para verip seni başından attı değil mi? Neyse ne işte. Memleketine döneceğine söz ver bana. Ya şey, tamam da niye böyle bir şey yapıyorsun anlamadım yani. Yıllarca beraber süründük seninle sokaklarda. Beraber çalıştık. Çok hırgür ettik. Emir kuluydun sen de, yapacağın bir şey yoktu. Çok eziyetini çektim. Ama insanlığını da gördüm. İyiliklerin hatırına bundan sonra senin için de iyi olsun istiyorum. Ya sen Asu dağıttın beni vallahi. Allah'a ısmarladık Sami. Ya dur, hemen gitme. Oturup konuşalım, ben de bir kendime geleyim. Hoşça kal. Ya sen var ya. Kadının tanıklığından nasıl bir fayda sağlayacak bunlar? Ne düşünüyorlar? Fatma Gül'ü karalamak için kullanacaklar. Yani ben de öyle tahmin ediyorum. Nasıl yani? Nasıl karalayacaklar Fatma Gül'ü? Kerim Fatma Gül için karakola kayıp bildirimi yaptı. Sonra da bu kadının evinde kaldığı ortaya çıktı. Ne var ki bunda? Fatma Gül'le tanışıyor olmasını kullanacaklar. Arkadaş olduğunu söyleyecekler. Fatma Gül'ü zedelemeye çalışacaklar. Ne rezil insanlar bunlar. Ya kim bilir daha neler söyleyecekler mahkemede. Mahluk bunlar, mahluk. İnsan falan denilmez böylelerine. Öyle bir kadının sözüne güvenilmez değil mi? Yani sahte isimle dolaşıyormuş o da ortada. Hakim ona inanmaz değil mi? İnanmaz. Fatma Gül mahvolacak yavrum. Zaten ne kadar zor zamanlar geçiriyordu. Daha da incitecekler kız. Ahlaksızlar. Peki nereden bulmuşlar? Nasıl ulaşmışlar ona? Nereden öğrenecekler? Mustafa'dan elbette. O onun sevgilisi değil mi? Bu rezilliğin içinde o da var. Yaşananlar lehine ifade verdiği yetmedi. Bir de bu yolu açtı onlara. Ya bir insan bu kadar alçalabilir mi? Bu kadar küçülebilir mi? Aklım almıyor. İşte ona da bir dur demenin zamanı geldi. Geldi de geçiyor bile. Şerefsiz adam. Adam bile değil bu. Adam değil. Evet. İşte böyle. Kapalı kapılar ardında spekülasyon yapılacağını, durumu en yetkili ağızdan öğrenin istedim. Bir takım çözümler üreteceğiz tabii.
Ama bu süre içinde hepinizin sakinliğini koruması lazım. Gelişmelerden hepinizin haberi olacak. Bundan hiç endişeniz olmasın. Bakabilirsin, toplantı bitti. Alo. Bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Senden saklayacak diyelim. Adamları çizdiğim tablodan da kötü. Üzüldüğümü söyleyemeyeceğim. Yıldırım Bey telefonda efendim, görüşecek misiniz? Sabahtan beri onu arıyoruz, bir de soruyor musun kızım? Yan odaya bana. Peki efendim. Evet efendim. Borçların ödenmesi için bu şirketlerin tam kapasite çalışması gerekiyor efendim. Bunun için istiyorum. Harika, harika. Çok sevindim. Toraner Bey'in bittiğinin resmidir işte. Günlerdir duyduğum en güzel haber bu. Canını okuyacağım onu. Belgeler Aykut Berkol'da şimdi değil mi? Şahane, şahane, şahane. Hiç vakit kaybetmeden uygulamaya koyalım. Görsün bakalım bir Turaner Bey. Tamam, tamam, tamam. Hemen aldıracağım. Teşekkürler Bülent. Sağ ol, sana da. Rüşvetin belgesi olur mu? Var işte. Aykut Berkol. Rüşvet dağıtmak üzere Turaner'in bizden topladığı paraların dökümünü çıkarmış. O paraların teker teker nerelere dağıtıldığını da tespit etmiş, hem de belgeleriyle. Harika. Ben biteceğim de o ayakta mı kalacak? Ben lamgırtlarını böyle sıkarım işte. O siyasi hayatı bittikten sonra mahvoldu. Şimdi daha da kötüsü olacak. Beter olsun. Hangi kurum, hangi firma bir rüşvetçiye danışmanlık verir? O danışmanlık umudu da sönsün, dımdızlık kalsın ortada. Hatta şikayet üzerine dava bile açılabilir. Hani o geriye dönük görevi kötüye kullanmaktan hapse bile girer. Hiçbir şey olmasa da bu haber seni canlandırdı ya, o bile yeter. Yetmez Münir, yetmez. O adamın sürüm sürüm süründüğünü göreceğim ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.